Azmi Hanım'a haber vereyim ben. Ne ettiniz torunumu? Hayat! Neredesin kızım? Hayat! Annen geldi kızım. Hayat! Neredesin Hayat? Haşmet Bey sakin olun. Bu ne hal? Buyurun oturalım. Nereye buyuruyorum? Torunumu almaya geldim. Haşmet Bey önce bir konuşalım. Lütfen buyurun, telaşlanacak bir şey yok. Niye gelmiş buraya? Ha? Kocası nerede? Ne yaptı ona? Çabuk. Bir de soruyor musunuz? Yeterince açık değil mi? Ay Derya şöyle bir geri dur lütfen. Niye geri duracakmışım canım? Artık kızları ne yaptıysa kocası kapının önüne koymuş işte. Bana bak Derya Hanım. Benim kızımı kimse kapının önüne koyamaz. Yok öyle bir şey. Kim demiş böyle bir şeyi? Allah Allah. Koymuş işte. Kim bilir kızları yine ne yalan söyledi ki çocuğun da tepesi atmış. Deve. Anne. Kızınız nasıl olsa alışkın böyle şeylere. Neye alışıkmışım Derya Hanım? Ne diyorsunuz? Neşat Bey larına sahip ol. Tepem attı atacak. Dedeciğim neden buradasınız? Sen almaya geldin, sen neden buradasın? Yere gidiyorum. Haşmet Bey, kimse bir yere gitmeyecek. Kim engel olacak bana? Kocası var onun. Görmedim, görmediğim daha iyi oldu. Yürü gidiyoruz. Kızım bak ben sana dedim, çok ağlayacaksın dedim, ağlamayacağım dedi. Üzüleceksin dedim, yok üzülmeyeceğim dedi. Kızım seni çok üzülecek de, yok ben mutlu olacağım dedi. Al mutlu ol, gördün. Ama gelemem ben dede. Yürü. Ne oluyor burada? Ah şanssızlık geldi. Gelmeseydin daha iyiydi. Dedeciğim bir dinle lütfen ya. Bir saniye nereye götürüyorsunuz karımı? Haşmet Bey olmuyor ama böyle, bırakın kızı. Sen önce şu oğlunu önümden çek. Elimden bir kadar çıkacak. Yürü. Aa. Vallahi bak sen kimsin, sen ne ediyorsun Hüsam, sen kendinde misin? Baba. Ben sana demedim mi ki torunumu üzersen ben daha seni çok üzerim. Bırak beni dokunma bana. Ben sana demedim mi ki torunumu üzersen çok üzerim. Dedim mi demedim mi ben sana? Benim torunumu kapının önüne koyacak adamı ben alnını karıştıracağım. Yeter! Yahu ne yapıyorsunuz Haşmet Bey? Her seferinde aynı şey. Sizin derdiniz ne? Benim derdim seninle. Sen benim torunumu nasıl kapının önüne koyuyorsun? Dede, Murat bir şey yapmadı. Sen niye burayasın? Çünkü Azmi Hanım istedi. Ben istedim, ben söyledim. Sebep? Çünkü Azmi Hanım gelin burada hep beraber yaşayalım dedi. Sonra Murat da buna sıcak bakmadı. Biz de biraz tartıştık, bu kadar yani. Sonra ben çıktım geldim, nasılsa arkamdan gelir diye düşündüm. Ki gördüğün gibi zaten burada değil mi kocacığım? Evet aynen öyle karıcığım. O zaman ne diye ortalığı karıştırıyorsunuz? Kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma oldu Haşmet Bey. Yani kızımız bize emanet. Aklınız kalmasın ne olur. Sen iyi misiniz? Siz iyi misin? İyiyim. Hayat da iyi. O zaman siz de kusura bakmayın. Yürü gidiyoruz Emine. Yürü. Böyle adam çıldırtıyorlar, elimden bir kaza çıkacak diye ödüm patlıyor. Bu yaptıkları hapishanelerde sonra. Bütün bunlar senin başının altından çıktı. Ben seni uyarmıştım Meryem. Tamam o halde. Bu saçma sapan gösteri bittiyse artık gidelim biz. Murat, bak şimdi bir şey konuşuldu Haşmet Bey'le. Bak olayları bozacak bir şey yapmayın Allah aşkına. Ne konuşuldu ya? Bir ton yalan söyledi, ne konuşuldu? Yürü hayat gidiyoruz. Ben gelmiyorum, burada kalıyorum. Sana yazdım ya. O saçmalıklardan mı bahsediyorsun? Sana göre saçmalık. Hayat beni sinirlendirme. Beni sinirlendirme, gidiyoruz yürü. Lütfen Murat. Murat. Sakin ol evladım, gel oturalım biraz. Ya herkes bir sakin olabilir mi? Siz niye bu kadar karışıyorsunuz ya? Bizim meselemiz bu. Ben gelmiyorum ama. Hayat yürü. Bırak. Abi yapma bak, babaannem iyi değil. Babaanne. Anne. Babaanne. 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 Babaanne iyi misin? Baban çabuk su getir. Su getir. Babaanne. Babaanne. Hala yüksek. Babaanne. Neyin adını yapıyorsun? Gel ambulans çağıralım gidelim. Düşer şimdi tansiyonum. Sabah ilacımı almayı unutmuşum. Hem siz benim yanımda olursanız daha çabuk iyileşirim. Gitmeyeceksin değil mi oğlum? Gitmeyeceğiz babaanne. Senin yaşına kadar burada kalacağız. Merak etme. Biz çıkalım, sen şimdi dinlen, olur mu? Yaptığını beğendin mi? Ne yapmışım ben ya? Babaannem ne hale geldi, görmüyor musun? Niye geldin buraya? Ben sana evden çıkmayacaksın demedim mi? Sen istedin ya. Ben mi istedim bunu? Sen ne dediğini hatırlamıyor musun? Ben ne dediğimi gayet iyi hatırlıyorum ama sen böyle kafana göre davranamazsın hayat. Delireceğim ya, gerçekten delireceğim. Ben senin kuklan falan değilim. Kukla? Sen kukla mısın şu an yani? Ortalığı savaş alanı çevirdin be. Sonra hop bir yalan, her şey oldu bitti gitti. Seninle beraber sıkıştık buraya, senin yüzünden. Yeter! Yeter! Her seferinde aynı şeyleri duymaktan ben bıktım, sıkıldım artık. Ayrılalım. Bitsin. Bitsin bu işkence. Hatta yarın gidip hemen boşanma davası açalım. Ne olacak öyle bir şey? Senden asla ayrılmam. Benden nefret etmeye devam edeceksin yani. Evet. Çünkü sana hala çok aşığım. O zaman beni bu kadar sevme. Ne olur. Nefretin azalır belki. Bu elinde olan bir şey değil. O yüzden bu odaya, bu yatağa ve bu cehenneme beraber sıkışacağız. Sıkışmak zorundayız hayatım. Sıkışmayacağız. Çünkü bir daha asla yan yana yatmayacağız. Bana bak, biz zaten seninle aynı yatakta yatmıyoruz. Ama çıkıp başka yerde uyumayacaksın. Kimse bilmeyecek bunu. Merak etme, bilmeyecek. Çünkü ben koltukta uyuyacağım.